Mahsum Rasulov ve Okan Bitane kozlarını paylaşacak. Sıradaki iki karşılaşmamız bunlar değerli izleyenler. Okan Bitane ve Mahsum Rasulov karşılaşması 71 kilogramda gerçekleşecek. Yine merakla beklediğimiz karşılaşmalardan bir tanesi. Bakalım neler olacak. Yine sert bir maç, yine heyecanlı bir maç bizleri bekliyor. ...71 kilogramda Mahsum Rasulov ve Okan Bitane karşılaşmasına geçeceğiz değerli izleyenler. Yine heyecan dolu bir maç, güzel bir eşleşme bizleri bekliyor. Bakalım neler yaşanacak bu ikilinin karşılaşmasında. Evet değerli sporseverler, önce mavi köşeli 71 kilogram ağırlığında 24 yaşında 1.72 boyunda profesyonel kariyerinde 20 maç yaptı. 18 galibiyeti, 2 mağlubiyeti, 4 nakavtı var. Ahıska Türk'ü Mahsum Lev Rasulov. Ve rakibi kırmızı köşede 72 kilogram ağırlığında 28 yaşında 1.72 boyunda profesyonel kariyerinde 18 maç yaptı. 13 galibiyeti, 5 mağlubiyeti, 6 nakavtı var. Okan Bitane spor kulübü sporcusu, bugün köşesinde efsanelerden Hacı Doğan var. Kim? Okan Bitane! Müsabakayı Sayın Engin Ensar Atılgan yönetiyor. Karşılaşmamızın hakemi Engin Ensar Atılgan olacak değerli izleyenler. 71 kilogramda Mahsum Rasulov, Okan Bitane maçına geçiyoruz. Beni duyabiliyor musun, anlıyor musun? Peki. Kafa vuruşu yok, dirsek vuruşu yok, clinch yok, tutmak yok, sarılmak yok. Anlaşıldı, kurallar açık değil mi? Temiz bir maç olsun, iyi şanslar köşenize. Engin Ensar Atılgan talimatlarını verdi sporculara ve Mahsum Rasulov, Okan Bitane karşılaşmasına doğru geçeceğiz. Orhan Hocam, yine heyecan dolu bir maç bizleri bekliyor. Evet, Okan da yakından tanıdığımız bir sporcu kardeşimiz. İyi bir sporcu. Geçen maçında da son roundda maç almıştı. Bakalım şimdi göreceğiz. Geçen maçından önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Öyle miydi? Okan bir tane bana şey demişti bir noktada, karşılaştık organizasyonların bir tanesinde. Benim maçlarımda hiç bağırmıyorsun dedi. Ben de dedim ki sen beni bağırtırsan bağırırım. Yani. Bakalım burada da yine bağırmamıza sebep olacak bir performans sergileyecek mi kendisi? Evet, Okan'ın güzel yanı soğukkanlı bir kardeşimiz. Kesinlikle öyle hocam. Yani son roundun son saniyesine kadar o soğukkanlılığını korumayı başarıyor Okan Bitane. Siyah taytıyla Okan'ı izliyoruz. Kırmızı beyaz şortuyla Mahsum Rasulov ringde. Okan daha fazla pres yapan taraf ilk bölümde ama bu low kick bel altı geldi. İyi misin? Bir sıçta düş yere. Mahsum Rasulov. İyi misin? Devam edebilecek. Evet, bir sıkıntısı yok. Yani. Okan'ın biraz daha dikkatli olması lazım ve devam ediyor mücadele kaldığı yerden. Okan bir tane low kickleri aramaya devam edecek. Hocam geniş bir stance'de duruyor biraz Mahsum Rasulov, onu söyleyebiliriz. Evet, yani fazla oynuyor. Şimdi Okan kapanmak zorunda kaldı yalnız. Güzel döndü rakibinin çevresine Mahsum Rasulov. Gayet çevik ve yumrukları ve gayet akıllı dövüşüyor şu anda. Bir ufak Mahsun kafa kafaya çarpışma var zannediyorum orada ama. Oo, güzel bir high kick. Mahsum Rasulov'dan. Okan bir tane low kicklerini kullanmaya devam ediyor. Sağ sol direkler kaçtı. Okan düz kartla. Mahsum Rasulov ters kartla. Şu anda ringde değerli izleyenler. Hocam bu öne arka hareketleriyle birlikte çok zıplıyor hakikaten Mahsum Rasulov. Biraz daha sanki işte karate veya tekvando kökeninde var gibi gözüküyor açıkçası. Yani sırf duruşuna bile baktığımızda. Okan da zaten bunları low kicklerle cezalandırma çabasında. Evet. Soğukkanlı bir şekilde prese devam ediyor Okan bir tane. Güzel bir şekilde dizi kullanmak istedi ama isabeti bulamadı. High kick denemesi Mahsum Rasulov'dan. %100 etkili değil. Sağ kroşe kaçtı, sol devamında o da isabetsiz. Evet, Mahsum fazla heyecanlı, fazla zıplıyor. Okan gayet sakin. İlk round, fazla yormaya da gerek yok. Net vuruşlar Okan'da ama farkındaysan.
Ya Mahsun çok hareketli şu anda tabii. Ayakları üzerinde ama o hafifliğini kullanamadı. İkinci, üçüncü roundu da var. Yani hoplayıp zıplamaktan çok puan toplamak gerekiyor. Şu anda puan toplamadığını söyleyemem. Bir de hocam bu kadar hafif kalmaya çalışıyorsanız hakikaten çevikliğinizi kullanmanız lazım. Yani rakibinizi çevrenize dönüyor olmanız lazım. Onu boşuna öyle arıyor olmanız lazım. Kondisyonunuzu eğer bu kadar güveniyorsanız. Evet. Hayır, Mahsun şu anda iyi gidiyor. Ama fazla böyle çok yoruyor gibi. Eğer kondisyonu... Ooo güzel. İyi bir deneme. Boşa çıktı ama çok güzel bir döner tekme attı. Bravo. Şimdi Okan köşeye sıkıştırdı Mahsun'u. Mahsun Rasulov kendini oradan kurtardı ve ilk round'un sonu. Evet, ilk round ortada. Bence güzel. Ama Mahsun göze hoş hareketler yapıyor farkındaysan. Kickboks'ta tabii bu çok önemli. Görsellik. Bakalım ikinci round'da neler olacak. İşte ilk round'dan görüntüler ekranlarımızda. Mahsun Rasulov acaba kondisyon ne kadar kalacak tabii onu da. Evet, Mahsun hocası Kenan Milyar. Eski şampiyonlarımızdan iyi bir dövüşçüydü. Milli takımlarda onlarla beraber, onlar sporcuydu, biz antrenördük. Şimdi onlar büyüdüler artık, onlar antrenör oldular. Kenan iyi bir sporcuydu da, iyi de bir antrenör şu anda. Ya Mahsun da iyi hazırlanmış maça belli ama işte bu stili onu ne kadar dediğiniz gibi zorlayacak. Yani o hareketliliğini eğer rakibe vurarak değerlendirirse sıkıntı yok. Şu anda zıplıyor hopluyor ama bir karşılık yok. Ha işte ben de onu demeye çalıştım hocam zaten. Zıplıyor hopluyor olmasının bir sonucunu almıyor. Aynen. Yani Okan gibi sakin dursa ve aynı darbeyi yapsa yine aynı isabetleri bulacak zaten. Aynen. Bulduğu isabetleri. Yani zıplayıp öne arkaya zıplıyor olması, hafif kalıyor olması, parmak uçlarında olması bir avantaj getirmiyor şu anda. Evet. Sert vuramıyor çünkü. Yere sağlam basması lazım. Ama ayakları güzel, dikkat etmesi lazım. Hani her an ne yapacağı belli. Demin attığı döner tekme güzel bir döner tekmeydi. İkinci rounda başladık. Mahsun Rasulov Okan bir tane karşılaşmasında. Sporcuların kondisyon durumunu da özellikle Mahsun Rasulov'un kondisyon durumunu takip ediyor olacağız. Hareketli kalmaya çalışıyor şu anda. Okan'dan çok güzel bir sol kroş yedi. İç low kick. Okan gayet temiz, net, net vuruşlarla işi götürüyor. Şimdi Okan'ın biraz ayağı kaydı. Kendi köşesinde özellikle. Köşelerin dikkatli olması lazım. İki köşede biraz şu anda ıslanmış ve zaten kayganlaşmış durumda. Ensar hocamız da söyledi ve sildirdi orayı. Devam ediyor karşılaşmamız kaldığı noktadan. 2 dakika var ikinci raundun sona ermesine değerli izleyenler. Okan güzel kapanıyor. Soğukkanlı. Sol aparkat denemesi isabetsiz. Mahsun Rasulov'dan. Evet, kickler şimdi high kick. Güzel çıktı yukarı. Evet. Okan bir tane. Okan yumrukların çoğunu yemiyor. Çoğu hepsi bloklarında kalıyor. Ama vurduğu zaman da hep net vuruyor farkındaysan. Ya Mahsun da sürekli yine onun ayağı kaydı bu arada. Köşede bir problem var. O köşenin biraz daha iyi silinmesi lazım bir şekilde. Şimdi Mahsun Rasulov. Ya iki sporcunun arasındaki mesafe kapandığı zaman işte açıları bulmaya çalışıp boşluğu aradı ama Okan bir tane de karşısında bulduğunda Mahsun Rasulov'u isabetleri kaydediyor. Evet. Çene güzel bir sol çeneye doğru çıktı Okan. Bir de diz isabeti var ardından. Mahsun Rasulov sıkışmış durumda. Evet. Mahsun yakın dövüşe girdiği zaman Okan tarafından hemen çözüldü ve bozuyor Okan onu. Uzak durması lazım. Okan'ın içine girmemesi lazım. Okan şu anda çok iyi. Planı da tuttu. Düşüncesini de gerçekleştiriyor. Tebrikler. Dönmek istedi bir kez daha ama buna izin vermedi. Okan bir tane. İşte bunu yaptığı zaman Mahsun yandı. Karşılık veremiyor. Okan burada alıyor işi. Hocam işte ilk round'da buralardan biraz daha ayak çalışmasıyla çıkabiliyordu Mahsun Rasulov. Onu da yapamıyor artık. Yok. Çok zıpladı çünkü.
Zaten zıplamayı da kesti farkındaysanız. Evet. İkinci roundun son saniyeleri. Biraz ayağı da kaydı Mahsun Kuran ve Bolkoş. Ayakta. Ayakta devam ediyor. Şu anda bitti. Roundun son saniyeleri. Okan üstüne gidiyor rakibinin aparkat sağ kroşe. Evet, İkinci roundun kurtardı. Sonu geldi. Gong kurtardı. Şu anda sendeliyor. Evet bu arada evet. İtirazlar var. Tamam ama orada şimdi. Aldı. Engin Ensar Atılgan pozisyonu açıklıyor. Evet. Evet Engin Ensar Atılgan durumu açıkladı. Köşelere değerli izleyenler. Evet, antrenörler biraz daha duygusaldır öğrenci için ama anlık bir kaydı, sonra orada kapandı zaten şey durumda. Anne niye durdurmuyor maçı diye. Sesi evet, size kaydı. Ulaşıyor zannediyorum Ensar hocam evet. Zaten değerli izleyenler. Onu duyduğum için. Yok bize ulaşıyor ama izleyicilerimize de evet. Ulaşıyordur hocam muhtemelen. Yani söylediği gibi zaten ayağı kaydı bir an evet ama sonra kapandı ve düşmedi. Devam etti. Kapandı. Okan da vurdu. Hakem de durdurmadığına göre olay devam edecek. Havluyu bir versene. Yani benim görüşüm Ensar Hoca'nın kararının doğru olduğu yönünde. Evet aynen. Ama yani bu köşelerinde biraz hatası. Sonuçta kendi köşesinde ayağı kaydı. Ya Mahsum'un dikkatli olmaları lazım biraz daha hocam. Hocalar genellikle duygusal davrandığı için kendi sporcularıyla ilgili. O anda öyle görüyor ama o bizim gibi tarafsız baksa öyle görmeyeceğine eminim. Fighters. Evet son round Okan bariz üstün. Son anda knockout'u kaçırdı bence. Gong yetişti. Bakalım son round'da neler olacak. Üçüncü ve son round başladı. İlk iki round'da Okan'ın diyebiliriz hocam şu ana evet, kadar. Evet Mahsun'un zaten toplayacağına inanmıyorum. Şu anda bile inan grogi olabilir yani. Çünkü bak hoplama zıplama bitti. Hala hareketli kalmaya çalışıyor ama güzel bir spinning back isabeti kontrayı aradı bulamadı. Mahsun Rasulov. Hakik kaçtı. Ya Okan bir tanenin rakibini yavaşlatması gerekiyordu. Bunu da başardı hocam. Evet. Şimdi yavaşlattıkça da üstünlüğü aldı. Çok zıplayıp hopladı. O gayet soğukkanlı ve sakin kaldı. Yaptığı tüm ataklara sağlam durdu. Sonra da karşılık verdi. Olması gereken bravo. Maçın başında söylemiştiniz zaten. Evet. Çok soğukkanlıdır diye. Evet. Ortada yapmaya çalıştı. Okan öyle. Okan kolay kolay panik atak olmuyor maçlarda. Evet bu arada süre durduruldu. Sil, fark etmez. Olmuyor. Gel. Maçı ortada yapmaya çalışın. Gel. Gel. Arkadaşlar time stop. Time stop. Arkadaşlar yaklaş. Evet. İngilizce bir kaygan. Köşelere gitmemeye çalışın. Ortada dövüşün. Time. Fight. Hey. Fight. Evet Ensar Hoca'nın köşelerin zemininin kaygan olduğuna dair uyarıları var sporculara. Okan şimdi güzel bir sol kroşeyle gelmek istedi bir an. Boşa düşer gibiydi ama. Evet şimdi Okan da hareket başladı farkındaysan. Hoplayı zıplamaya Okan başladı. Ve low kick denemesinde bel altı darbe. İyi misin? Bir nefes al. Tabii kazara olan bir durum. Bu kasti bir durum yok. İyi misin? Okan'ın tekmeleri genelde çok yüksek değil. İçe vurduğu zaman bazen kayabiliyor. Tamam mısın? Şimdi hocam burada Okan'ın ne yapması lazım size onu sorayım ben. Yani soğukkanlı hiç bozmayacak. Fazla da üstüne gitmesin maç onun zaten. İşte o yüzden sordum zaten çünkü üstüne gitmeye başladı rakibinin. Ya, yanlış yapıyor işte. Demin dedim ya Okan coştu. Coşma kal. Hani nakavt etmeye çalışma zaten öndesin. Bu profesyonel maç. Son anda bir yumruk yiyebilirsin. Kendini iyi koruyacaksın. Gevşemek yok. Son saniyeye kadar son gonga kadar evet. Kendinizi korumanız lazım. Evet. Bir döner yumruk atar. Bir ters vurur. Her şey olabilir. Bir anda nakavt olabilirsiniz. Aynen. Zaten ring sporlarının güzelliği de burada hocam. Yani farkı açıp ne kadar farklı önde olursanız olun son saniyeye kadar maçı kaybetme ihtimaliniz devam ediyor hala. Nakavt her zaman bu sporda bir seçenek yani her zaman olabilir. Güzel bir sağ direk. Mahsun Rasulov. Mahsun'un nakavt etmesi dışında maçı kazanma şansı yok. Low kick Okan'dan yine etkili oldu. Okan bir tane. Galibiyete bir dakika uzaklıkta şu anda. Aykik. Güzel geldi Okan yine. Çok daha derin nefesler alan bir Mahsun Rasulov var. Thank you.
Son saniyeleri artık karşılaşmanın, değerli izleyenler. Mahsun Rasulov bir nakavt bulamazsa galip Okan bir tane olacak gibi gözüküyor. Son saniyeler. Rasulov deniyor, bir sol isabeti bulmayı da başardı Okan. Love kick'le geldi, ardından kapandı. Kaç tane bitti olay. Okan bir tane rakibin üstüne gitti ve mücadele sona erdi. Ve son ana kadar Okan hep baskılıydı. Kesinlikle öyle. Okan bir tane. Evet, bence maçı geldi. Şimdiden kutlamaya başladı zaten. Şimdi tabii hakemlerimizin kararını almamız gerekiyor değerli izleyenler. Onlar resmi kararı verecekler. Ama yani önceki maçlara kadar zor bir karar da olmayacak gibi hakemlerimiz adına. Evet, resmi sonuç ringe ulaştı değerli izleyenler ve Tarık Sayın şimdi kimin kazandığını bizlere anons edecek. Evet, değerli spor severler, müthiş bir maç izledik. Gerçekten kıran kırana geçti. Hakemlerimizin ortak kararıyla müsabakayı 3-0 skorla kazanan köşe kim? Okan bir tane. Okan bir tane galibiyete ulaşıyor değerli izleyenler. 19. maçında 14. galibiyetini aldı kariyerindeki Okan bir tane. Evet, tabii ki ödül töreni gerçekleşecek. Ve yine Mahsun Rasulov takdim aldı. Geceye katkılarından dolayı Sayın Mehmet Yaşar'a plaket takdimimiz yapıldı. Sayın Nusret Öncü tarafından. Yine katkılarından dolayı Sayın İsmail Ali Şahin'e plaketimiz takdim edildi. Sayın Abdullah Güvenilir'e takdim ediyoruz plaketini. Ve Bahçeli Evler Emniyet Müdürümüz Sayın Mustafa Yalçın'a plaket takdimimiz yapılıyor. Style'in takdim ettiği sporcularımıza ödüllerini. Aytuğ.com katkılarıyla hazırlanan Nusret Öncü Fight Club'da Okan bir tane kazanmayı bildi. İzgecan sendeyiz. Teşekkürler Tarık Sayın. Aykırı saçlarıyla bugün karşımızda Tarık Sayın ve gerçekten yakıştığını da söyleyebilirim. Kısa bir araya gideceğiz değerli izleyenler. Aramızın ardından Öncü Fight Club heyecanı tüm hızıyla, tüm heyecanıyla devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın.